Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Ada programı bu hafta Kayseri'nin Özvatan ilçesine bağlı Küpeli köyünde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Maç başlasın. Buyurun. Ahmet amca maçı başlattın. 20 yıl hakemlik yaptın Hollanda'da. Hollanda'da evet. 20 yılın sonunda da ülkeye döndün. Gördüm. 6 ay geliyor. 6 ay burada. 6 ay yok. Hala oradasın. Evinin kilerini böyle bir müzeye çevirdin. Elimde de yıllarca giydiğin, terlettiğin hakem forman var. Şu düştü aşağı ya. Neresi düştü? Ha, şortu düştü. Şortu olsun. Düştü. Önemli değil. Sen ayakta dur da şort formu önemli değil. Evet. Burada neler var Ahmet amca? Buradan bize anlatır mısın? Aklına ne gelirse hepsi var. Nereden topladın? Bunu köyden topladım. Civar köylerden? Civar köylerden. Kafamdaki şapka nereden geldi? Bu mu yoksa? Benim kafamdaki. O Kuba'dan geldi. Kuba'dan geldi. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Hemen kafama geçiriverdim. Tamam. Peki buradaki ürünleri evinde sergiliyorsun misafirlerine, gelene, gidene. Bu bir merak mı, tutku mu senin için? Buyur. Bu tarihi eser bir merak mı, tutku mu? Tutku evet. Çok isteyen var ya, vermiyorum. Hiçbirini? Yok yok. Toplamaya devam ediyor musun? Devam ediyorum tabii. Kaç yaşındasın? Ben mi? 1944 doğumlu, 76. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. Sağ ol, güllemize. Hemen arkamda yeşil bir şal var. O hanımın gelinlik yazması, kafasına attığı gelinlik yazması. Yengenin üzerinden aldım, buraya getirdim. Aldım, 1965'te evlendik. Maşallah, hala evlisin. Evet. Çok uzun yıllar olmuş, maşallah. Bir kasket görüyorum. O abimin rahmetlik. O da kolcak diller. Kolcak. Kolcak. O kimin? Bu kaynanamın. Rahmetlinler. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Peki burada tırpan var, sapan var. Farklı farklı birçok ürün var. Boyunduruk var. Boyunduruğu biliyor musun? Ben bilmem. Aha, kadar... Bu boyunduruk diller buna. Bu zivleler var ha. Evet. Bunu okuzun boynuna takan. Bunu. Buna yayık diller. Hayır, bunu yok. Afrika'dan geldi. Afrika'dan geldi. Evet, kurtar. Onu göstermek istiyorum şöyle. Afrika'da oldukça da ilginç, değişik işte. Başkadan değil ha. İçinde de güzel, farklı motifler var. Bunları evinin kilerinde sergiliyorsun evet. Ahmet amca değil Afrika'dan, mi? Afrika'dan, Hollanda'dan da buraya getirdim. Maşallah, Hollanda'da bir şey bırakmamışsın. Bırakmadım, hep getirdim. Her şey burada. Evet. Seviyor musun bu tarihi tabii, eser? Tabii tabii. Bunları bırakmam tövbe. Bunlar ebedi kalacak inşallah. 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 Şu anda... Meşhur Küpeli kavun tarlalarının içindeyiz Erhan abi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biraz heyecan yaptık ama. Rahat olabilirsin abi. Yani burada... Anlatmaya gerek yok işte, görürken bu kavunlarımız 10 numara. Küpeli'nin kavunu, karpuzu meşhur. Siz de burada kavun karpuz yetiştiriyorsunuz herhalde. Evet, 3 kişi varız zaten işte. Alisman abi var, büyük yetiştiren. İkinci ben geliyorum herhalde. Kavunlardan belli. Gayet büyüksünüz. Şey değil. Yani kavunlarımız 10 numara. Bunu anlatacak bir şey yok ki. Başka ne anlatayım? Mal burada yani. Gösterebiliriz. Peki. İyi kavun nasıl anlaşılır? İyi kavun renginden ve kalite tohumdan yani. Tohum yani, kalite... Karpuz gibi buna vurulmuyor herhalde. Yok. Bunun bıyıkları var. Bıyıkları yetince alacağız mesela. Bıyıklarını göstereyim mi? Tabii tabii. Ama mesela şu bıyıkları var. Bunu da ben Alisman abiden öğrendim. Şu bıyıklar yetmesi lazım bu kavun olması için. Ama bu kurumadığı için bu daha ham. Önce şu dışındaki bıyıkların kuruması lazım. Evet, şu bıyık kuruması lazım kavunda. Bu kurumadan olmuyor. Olmaz. Ham çıkar. Peki bunu kuruttunuz, siz aldınız, tezgaha koydunuz. Evet. Vatandaş nasıl anlasın iyi kavunu? Vatandaş rengi ve kalitesine bakacak, tadına bakacak abi. Kesecek, bakacak. Menşeine mi bakacak? Küpeliyse alacak mı abi? Abo, küpeli bir, başka yok. Küpeli dedin ki zaten Kayseri alışmış yani, bir tane. Kavun karpuz. Kavun karpuz, küpeli, başka yolu yok. Peki ne kadardan gidiyor fiyatlar? Karpuz 2 liraya veriyoruz, kavun 3 lira abi. Yüksek değil mi biraz? Valla şu krize göre normal yani. Bize de mi 3 lira? Size bedava ya. Erhan abi, şimdi bir tane keselim. Bu kadar övdün, anlattın, methettin. Kameraman arkadaşlarımız da arkada bekliyor. Biz de burada bekliyoruz. Bir tadına bakalım. Bakalım. Kurumuş mu bıyıklar? 10 numara hem de. Vay maşallah. Yani bu kavuna da maşallah dinmez mi? Nasıl dinmez değil mi? Maşallah. Kaç kilo bu? Vallahi 6-7 kilo var, sağlam. Maşallah. Doğal küpeli kavunu daha dalından yeni kopartıldı. Bıyıkları yeni kurumuş. Benim 45 bin yani markası.
Hem de baldır istesen. Şöyle keseyim mi yoksa nasıl diyeyim? Böyle yiyeyim mi? Ben bilmem, yiyecek sensin. Erhan abi, vallahi lezzetli kavunlarını yedik, midemize indirdik. Bal, bal çok güzeldi ama... Kızdırılmaktan aldığı için öyle oluyor tadını. Kızdırılmaktan. Ama sen dedin ki, karpuzu yiyen kavunun yüzüne bakmaz dedin. Bizi buraya getirdin. Şöyle. Sesinden belli, anlatmana maşallah. Gerek yok yani, mal burada. Maşallah. Yani 15 kilo bir civarı bu. Ama 10 numara. Küpeli'nin meşhur kavunu, karpuzu da işte bu topraklarda sizin ellerinizde yetişiyor değil mi? İnşallah, çok şükür, doğru. İyi karpuz nasıl anlaşılıyor? Sesinden abi. Sesinden. Karpuz sesi abi? Ve kulağa bak. Bunun burada kulak memesi var. Bu yani kuruyor bak. Şu memesi oluyor. Tamam. Bu gitti. Bu olmuş demek yani. Vuralım abi. Nasıl ses çıkartması lazım iyi karpuzun? Görün abi. Aa, 10 numara. Şak atabilirim ha. Peki en büyük karpuzun ne kadar abi? 20 kilo civarında. Bulabilir miyiz tarlada 20 kilo? Oo, çok. Tüccar almıyor bile çok büyük satamam diye. Bize kalıyor, onun için buluruz yani. Maşallah sen de herhalde... Bana bakmış büyümüş herhalde kavunla. Şimdi Erhan abi, kavunumuzu övdük, yedik. Oldukça lezzetliydi valla, mideye de doldurdu. Afiyet Şimdi olsun. Karpuzu da çok övdük ama bir bıçak da buraya atalım mı? Atalım abi. Mal burada abi, gerek yok zaten. Az önce vurduğumuz karpuz... Hiç yani, sesi belli. Yani bunu bak, bıçağa bak. Sesine bak abi. Maşallah. Bak bunun pembe oluşu da yani kırmızı simit diye geçer, bu pembe olur, başta kızarmaz zaten. Şöyle Allah bunu, bismillah. Erhan genelde abi. Alparslan çevresi zengin kısmı yiyor yani Kayseri'de de. Şöyle gösterelim karpuzumuzun içini. Kesin de. Kesin mi yoksa? Tabi tabi. Zaten yarılır bak. Maşallah. Hatta ikiye böleyim de şöyle görsünler. Yiyeceğim mi? Vallahi bir tadına bakalım. Bakalım abi. Bak mal budur işte. Ya da şöyle vereyim de sana daha güzel olsun. Bir torpil yapayım sana. Karpuzun göbeğini yemedim deme. Buz gibi de yani, şu an hava sıcak ama karpuz da buz gibi maşallah. Efendim Kızılırmak'ın kenarındayız ve Küpele'de yaşayan vatandaşlar işte hemen görmüş olduğunuz bu alana gelerek burada balıklarını tutuyorlar. Yanımızda da Habib Bey var. Habib abi rastgele. Sağ olasın. İyi günler. İyi günler. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Siz de iyisiniz. Teşekkür vallahi ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hepimiz iyiyiz. Çok şükür. Balık tutuyorsunuz. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Balıklar nasıl? Ya oltayla şimdi girsek ki Ali Osman abi de olsa Özdemir. O da biraz yaşlandı da. Şu aralardan girsek elimizle tutabiliriz yani. Elimizle? Elimizle tutabiliriz. Elimizle nasıl tutacağız abi balığı? Vallahi 80 öncesi 75-80 arası aşağı Gövdere'de elimizle tutuyorduk. Elinizle balık tutuyorduk. Elimizle tutuyorduk. Ben %10'u da ama Ali Osman abi %80 başarı vardı. Elle tutmalı. Tabii. Ben o zamanlar Hollanda'ya gittiğimde ellerimin içi tüm yırtıktı. Biz tam boynundan yakalayamıyorduk. Ali Osman abinin elleri büyüdü. Bir de Osman Kağ vardı, onun küçüğü. Boynundan yakalayıp atıyorlardı. Efendim Gezi Radar programı tüm hızıyla devam ediyor ve belki de Kayseri'nin en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Eşref abi neredeyiz? Evet. Öncelikle Kayseri Radar olarak köyümüze hoş geldiniz. Şu anda Küpeli Mahallesi'nde Kayseri'nin en güzel köylerinden bir tanesi. Küpeli'nin Sultan Sekisi'ndeyiz. Gözetleme noktası. Burası bizim kale olarak adlandırdığımız bir bölge. Bu bölgede mağaracılık döneminden belli yaşanan bir bölge. Yani burası eğer dikkatli baktığınız zaman oymacılık şekliyle oluşturulmuş. Kesinlikle kendi içinden oluşmuş bir bölge değildir. Buranın Küpeli'nin en gözdesi yeri. Küpeli'de gelen gurbetçilerimiz, yabancı insanlar geldiği zaman mutlaka buraya uğramadan gitmezler. Burayı mutlaka görürler. Zaten siz de şahit oluyorsunuz. Baktığınız zaman burada manzaranın en güzel yeri, en güzel gözümüzün hakim olduğu noktalar tamamıyla burada. Burada ayrıca baktığımızda mesela nereleri görüyoruz? Zaten Tuz Gölü arkamızda çok güzel bir manzara veriyor bize. Sonra Palas, Tuzhisar, Sultanhanı, biraz daha sola doğru kaydığımızda Sarıoğlan, Tatılı ve daha sol tarafında Kızılpınar, Karpınar, Karözü, İyideli gibi yerleri bulunduğu bir bölge.
Hepsine göz hakimiyle görebildiğimiz bir yerler. Şu anda Sultan 8'i Kiraz'ın burcu mevkiindeyiz ve bizden 100 yıllar evvel yaşayan insanların el işçiliğiyle, el oymacılığıyla yapmış olduğu yerlerden bir tanesindeyiz. Bu muhteşem manzaranın da oturma yeri, oturma odası diyebiliriz burası için. Şef abi nasıl tanımlayabiliriz burayı? Evet, aynen dediğiniz gibi biz burayı her zaman oda olarak adlandırırız. Buranın gerçek adı odadır bulunduğumuz yer. Mevki olarak Kiraz'ın burcu diye geçer. O şekilde adlandırırız. Geneline baktığımız zaman Sultan 8'idir tepenin adı. Sultan 8'i gerçekten Kayseri'nin en güzel 8'lerinden bir tanesidir. Burası da sizin bahsettiğiniz gibi insanın eliyle oymacılık şekliyle yapılmış bir yerdir. Mağara döneminden kalan bir yer. Burası biz biraz daha buraya masa, işte soba gibi tarzdaki malzemeleri getirerek buraya durmadan, çünkü insanlar mesire alanı olarak kullanmak için geliyorlar. Piknik amaçlı geliyorlar. O açıdan biz de işte korkuluk demirliği falan yaptırdık buraya ki herhangi bir tehlike arz etmesin diye. Öncelikle Kayseri Radar ekibi olarak tekrar köyümüze hoş geldiniz. Ben Eşref Turgut. Özvatan Belediye Meclis üyesi. Aynı zamanda da Küpeli'de ziraatle geçimini sağlayan bir vatandaşım. 40 yaşındayım. 3 kız çocuğu babasıyım. Eşref Bey, çok güzel bir rehberlik ettiniz. Gerçekten ağzınıza sağlık diyelim. Küpeli'yi tanıdık, burayı tanıdık, insanları gördük. Neler söylemek istersiniz Küpeli hakkında? Her şeyi söyledik ama Küpeli hakkında fazla bilgi vermedik. Öncelikle Küpeli hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ben. Küpeli, Kayseri'nin kuzeydoğusunda kalan, Kayseri'ye 65 km uzaklıkta olan, Kızılırmak Vadisi yanına geçen bir yerleşim yeridir. Küpeli'nin çok eski kaynaklara baktığımızda M.Ö. 1400 yıllarda Hititlerin, Asurların, Perslerin, Bizans İmparatorluğu'nun yaşadığı dönemlerden bile ismi geçmektedir. Küpeli olarak değil ama o zamanki dönemin ismi neyse o olarak geçmiştir. Sonradan Dulkadir oğulları tarafından kurulduğu tam emin olmamakla birlikte Dulkadir oğulları tarafından kurulduğu söyleniyor. Biraz daha bize yakın geçmişe baktığımızda Küpeli'nin gerçek ismi aslında Tokaslandı. Sonradan Küpeli olarak değiştirilmiş. Bununla ilgili bazı rivayetler de var. Küpeli mahallesi gerçekten çok güzel bir mahalledir. Burası önce 1960 yılında Sarıolan ilçesine bağlı bir köydü. Sonradan 1984 yılında öz vatana bağlanarak köy olarak devam etti. 92 yılında çıkan yasalarla birlikte belediyeliği hak etti. Ve 22 yıl belediyelik olarak burada hizmet verdi belediyemiz. Yani Sarıolanlı olarak başladığınız hayatınıza Küpelili, öz vatanlı olarak devam ediyorsunuz. Evet, aynen öyle oldu. Öz vatanlı olarak devam ediyoruz ve çok memnunuz öz vatanlı olduğumuz için. Gurur duyuyoruz. Nüfusumuz 555, resmi kaynaklarda 555 nüfusumuz var ama gerçekte bilinen, bizim bildiğimiz 10-12 bin civarında bir nüfusa sahip. Gerek yurt dışında, il dışında. Yani dünyanın her yerine dağılmış mutlaka bir Küpelili vardır. Her yere gitmişsiniz. Aynen öyle. Küpelinin dünyanın her yerinde mutlaka bir Küpelili vardır. Her yerdeyiz diyebilirim yani. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.